İşte sen ortadan kaybolunca ben çok düşündüm Öykü nasıl alabilirim diye. Ama neymiş? İşte kan bağım yokmuş, evli değilmişim. E Asu'ya bakalım mesela, kan bağı var. Evet ama yani kendi çocuğunu ortada bırakıp bastı gitti kadın yani. Bazı şeyleri anlamıyorum ben, çok saçma. Bir dakika ya. Sende kan bağı var ama şartlar uygun değil. Bende de birçok şartlar var ama kan bağım yok. Yani anlamadım. Buldum Demir, buldum. Neyi buldun? Öykü'yü nasıl alabileceğimizi. Nasıl? Evleneceğiz. Ha? Sen de ben evlenirsek Öykü'yü alabileceğiz. Yani ben bunu daha önce de düşündüm aslında, biliyorsun yani Murat'la. Ama o iş biraz zor olacaktı. O yüzden doğru insan sensin benim için. Yani şey, Öykü'yü alabilmek için doğru insan sensin. O yüzden evlenelim biz. Demir, benimle evlenir misin? Evet. Evet, 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 tabii ki. Tabii ki, evet. Demir, yalnız bunun bir formalite, evlilik olduğunu farkındasın değil mi? Yani bu şey, gerçek değil. Yani senle ben... Biz ikimiz zaten şey mümkün değil. Tabii tabii. Ha. Yani ben de Öykü'yü alacağız ya, onun heyecanı içinde kalktım, ayaklandım yani. Evet. Evet. Bir de şey ya, geçen gün söylediklerin var ya. Hangi söylediklerim? Dükkana geldin yani. Ha ama duygularınla ilgili. Saçmaladım falan. Yani gerçek değildi onlar yani. Saçmaydı. Nasıl yani? Yani o anlık, O mekanın içinde o çok yersizdi, çok gereksizdi yani. O başka bir yer ben. Yani unutalım yani. Ha, aynen unutalım. Aynen. Ya bence de şey yapalım, unutalım. Aynen unutalım. Hiç olmamış gibi biz... Öykü'ye konsantre olalım. Devam edelim aynen. O şekilde. Aynen. Tamam o zaman. Tamam. Hemen Yıldırım nikah yapalım o zaman. Yıldıralım. Tamam. Tamam süper. Ben o zaman şeylere bakayım. Belgelere bakayım. Tamam, yani tamam. Ne lazım falan. Tamam. Şöyle. Şimdi evlenmek için gereken belgeler. Kim? Hah. İyi, kolaymış. Öyle aman aman bir şey yok yani. Biz bunları bugün halledersek yarın kıyarız nikah. Sonra da bir an önce alırız Öykü'yü. Evet. Süper. 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 Cemal, bu taş bana da ikinci el geldi kardeşim. O kadar da soyunu sopunu nereden bileyim ben? Her gelen malın da şeceresini tutmuyoruz herhalde. Diyorsun. Bu binmişlikle sen bana bir plan daha parlatırsın Jilet kardeş. Çünkü ben bunların dışarıda kalmasını istemiyorum. Cemal. Benden buraya kadar. Pas. Ne diyorsun lan sen? Duydun işte. Ben bırakıyorum. Allah Allah. Delikanlılıkta var mı lan öyle işine gelmediği zaman davayı bırakmak? Cemal bak bu iş çok büyüdü. Bir sürü şey girdi işin içine. Ben bir süre arazi oluyorum. Dikkat çekmemek lazım şu ara. Yok ya. Cemal, bence sen de bir süre es ver şu işe. Ortalık durulsun, döneriz gene. Bak herifler de ortada zaten, bir yere kaçtıkları da yok gördüğün gibi. Bence sen de git bir yerlere, bir kafa izni yap gel. Yazıklar olsun lan sana. Sattın lan sen beni, Jilet, sattın sen beni. Ulan yarı yolda... Aç kapıyı, polis! Aç dedim! Memur bey hayırdır? Cemal Aros sen misin? Benim. Hakkında arama kararı var. Ne? Arkadaşlar girin içeri. Her yere bakın. Amirim bir yatağı almasın. Evde başka biri var mı? Hayır yok. Yatak odası nerede? Şurada. Amirim siz bir ihbar falan mı aldınız? Bakın bir yanlışlık var. Arkadaşım işimizi zorlaştırma. Lütfen. Her yere bak. Amirim bulduk. Taşlar bulundu. Amirim inanın onu ilk defa görüyorum. Bakın benim bir alakam yok bu taşla falan. Artık onu bize değil. Merkeze anlatırsın arkadaşım. Döner misin? Amirim bakın yemin ederim tuzak. Amirim Allah belanı versin tuzak. Thank you.
Evlat mı? Vicdan azabı mı belli değil. Al şu parayı. Otelime gideceksin. Nereye gideceksen git. Soğukta titreme kapı önünde. Yapma da ana, kurban olayım. Ben otel motel istemiyorum ya. Ya ben seni istiyorum. Ben evimi istiyorum ya. İşte o günler. Beni kandırıp nerelere gittiysen bugüne kadar oraya git. Ben hırsız evlat istemem. Hayır ya anacığım, kurban olayım, bırakmam. Vallahi bırakmam, billahi bırakmam. Allah aşkına bırakma bak, ne olursun anacığım, ne olur ya. Ya ne olur anacığım, bırakmam. Vallahi bırakmam. Bırak. Bırak. Ya anacığım ne olur bırakmam. Vallahi bırakmam ya. Ya ana, ya benim senden başka kimim var ya bu dünyada? He? Yani sen de bana sırtını dönersen ben ne yapacağım? Kime sırtımı dayayacağım ana? Vallahi billahi bir daha yapmayacağım. Ne olur ya. Hadi geç içeri, geç. Anacığım, hadi ver elini öpeyim ben. İstemez, çekil. Ya bak, sana yemin olsun, söz veriyorum ya. Ya bundan sonra hayırlı ve uğurlu bir evlat olacağım. Bak sana söz veriyorum ya. İki şartla affederim seni. Tamam. Tamam anacığım, hadi. Ne şartı söylesen. Peki, kabul ediyorum, hadi. Benim bulduğum işe gireceksin. Senin bulduğun işe mi? Ya ana, gözünü seveyim, sen ne anlarsın işten güçten ya? Sen anlıyordun da ne oldu? Gördüm yaptığın işi. Ben bulacağım sana iş. Tamam, tamam peki. Benim canıma minnet ya. Tamam peki. İkinci şart ne? Benim bulduğum kızla evleneceksin. Yani bu şey mi anacığım, kesin bilgi mi? Bu evde yaşayacaksan benim sözümü dinleyeceksin. Yoksa bak kapı orada, çık git nereye gidiyorsan. Tamam dinleyeceğim söz. Sen ne diyorsan o. Tamam anacığım, tamam. Hadi iki çay koy da içelim. Tamam başsana, emrederse komutanım. Hemen koyuyorum çayları, hadi. Bundan sonra böyle Uğur Efendi. Sıkı yönetim, hadi bakalım. Şu telefona bakayım anacığım, dur. Anacığım, Demir arıyor. Açabilir miyim? Aç. Peki. Efendim kardeşim. Kardeşim ne yapıyorsun? İyi kardeşim, ne yapalım? Anacığımla oturuyoruz evde. Sen ne yapıyorsun? İyi. Bana bak şimdi, sana bir şey söyleyeceğim. Heyecan yapmak yok, tamam mı? Hayırdır oğlum? Kötü bir şey yok değil mi? Yok öyle değil. Evleniyorum ben. Ne? Yok yani öyle değil. Candan'la evleniyorum. Şey için, Öykü'yü almak için ya. Yani kızı bana vermiyorlar da. Oğlum sen ne diyorsun? Yani senden ayrılalı kaç saat oldu? Sen ne yaşadın oğlum bu sürede ya? Oğlum bir sus da dinle. Yarın sabah erkenden Hacı Anam'la seni almaya geleceğiz. Şahidimiz olacaksınız. Oo, şahitli mahitli yani he? Ya anlamıyor musun sen? Evleniyoruz diyorum. Tamam kardeşim, gel. Sabahtan gel, tamam hadi. Hadi. Ne olmuş? Ne diyor bu Demir oğlan? Evleniyormuş. Ne? Ya biz de nikah şahidi yapacakmış. Aa, bir yaşıma daha girdim. Evet. Günaydın. Günaydın, girsene. Yok, ben hiç girmeyeyim. Sen çık bence. Ha, tamam. Ben de böyle takım falan giydim ama. Yani formalite sonuçta ama. Yani iyi olmuş. İyi olmuşsun böyle. Çok güzel olmuşsun.
Yani şey, giyim anlamında, formaliteden tabii. Yok yani zaten güzelsin de hani giyimsel olarak da. Neyse çıkalım mı? Hı-hı. Tamam. Çıkalım. Hadi. Faydasız nasihatler, ne söylesem boşuna. Şu divane gönlüm rüyada. Sanki başka dünyadan ışınlandı dünyama. O uzaydan ben Alaturka. Yüreğime sorsalar hapis kalmış burada. Kaçacak ilk çıkan fırsatta. Beni kurtar Allah'ım daha çok tutulmadan. Gözlerim ışıklarında. Yandım diyare. Bulsak bir çare. Ah onu istiyor gönül deli divane. Ah onu istiyor gönül deli divane. Yandım diyare. Günden başla. Baba toplar nasıl olsa değil mi? Baba olmak kolay değil. Ya evimi çok özlemişim ya. Vallahi ben de özlemişim ya. Hoppa. Beni almaya geleceğinizi biliyordum. Ama korktum. Yani buraya gelemeyeceğiz diye. Evimize yani. Ben sana söz vermemiş miydim? Ben sana söz verdim. Bak aldık seni işte. Artık kötü günler geride kaldı. Şu anda rüyada değiliz değil mi? Değiliz. Gerçekten mi? Rüyada olduğumuzu mu düşünmüş? Hı? Şunu hissediyor musun? Evet. Hissediyor musun? Baba, evet. Gıdıklanıyor musun sen? Baba, ağlayacağım sana. Gıdıklanıyor musun sen? Çok gıdıklanıyor musun sen? Duymadım, duymadım, duymadım. Ha? Gıdıklanıyor musun? O zaman rüyada değilsin. Tamam, inandım. Canan abla, ben en çok neye şaşırıyorum hala biliyor musun? Ne kuzum? Sizin evli olmanıza. Ya evet, ben de şaşırıyorum hala. Keşke benimle nikah çağırsaydınız. Kızım biz sürpriz yapalım dedik sana. Ben zaten ta baştan beri anlamıştım sizin birbirinize aşık olduğunuzu. İyi. Nasıl yani? Bayağı. Öykü. Aslında biz... baba, sen ilk gördüğünden beri Canan ablama aşıktın zaten. Canan ablamın da sonra sana aşık olduğunu ben anladım. ben şey yapayım o zaman ya. Ben yemek yapayım bize. Tamam ben de o zaman sana şey yemeğe yardımcı yapayım. Aynen çok iyi fikir. Tamam o zaman beraber yaparız. Ben şimdi bir başlayayım sen gelirsin o zaman. Ben. Evet. Şişt bana bak. Artık normal hayatımıza döndük. Öyle okulu asmacak yok. Derslerin çalışılacak tamam mı? Tamam.
Tamam. Tamam. Düklüyorum. Hadi bakalım kalk. Kalk. Baba tamam kalk, ya. Kalk. Doğru derslere. Ne yapacaksın? Köfte patates yapayım diyorum. Tamam ben şey yapayım tavayı o zaman çıkarayım. Gideyim diyorum ben. Hı hı. Sabah da erkenden gelir öyküyü görürüm. Hı hı. Tamam. İşten çıkınca falan da işte arada böyle gelirim. Öyle öyle idare ederiz. Olsun. Yani sonuçta evlendik diye burada yaşayacak halin yok. Yani. Sevgili Günlük, Asu gitti diye üzülmüştüm. Ama ne oldu biliyor musun? Beni ondan daha çok düşünen, beni gerçekten seven Candan abla babamla evlendi. Süper değil mi? Artık benim de hem annem hem babam var. Çok mutluyum Günlükçüm. Artık üçümüz hep beraberiz. Hiç ayrılmayacağız. Beş dakika. Eyvallah. Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk abi. Arif abinin çok selam var. Aleyküm selam. Avukat ayarladı. Burada da hiçbir şey eksik etmedi. Allah razı olsun hakkını ödeyemem. Çok çok selam sana. Başım üstüne. Sana güzel haberlerim var. Söyle bakalım neymiş? Senin evdeki taşlar sahte çıktı. Ne diyorsun lan sen? Ben bu kadar tatava sahte taş için miymiş? Aynen abi. İnceleme sürüm bitti. Ama gerçek taşların yeri hala bilinmiyor. Nerede olacak jilet? Neyse. Neyse oğlum çıkarın o zaman beni buradan. Ne tutuyorsunuz abi? Merak etme abi. Avukat ilgileniyor şimdi. Bir terslik olmazsa yarına tahliye olur dedi. İyi. İşte bak bak bu güzel haber. İyi o zaman ben yarın gelir alırım seni. Var mı benden bir isteğin bir arzun? Canın sağlığı. Ha bir de şu demire bak bakalım. Ne yapıyormuş, ne ediyormuş. Eyvallah abi. Allah ellerine sağlık. Afiyet olsun. Gerçekten çok güzel olmuş Canan abla, ellerine sağlık. Afiyet olsun kuzum. Oo, bücürük saat kaç olmuş? Hadi bakalım. Dişler fırçalanacak, pijama giyecek, sonra cübbe yatak. Pijamam giyinik. Tamam o zaman dişler fırçalanacak, öyle yatağa. Tamam. Hı. Peki kim beni yatıracak? Ben. Tamam. Ben sayarım. Biz? Oh, oh, piti piti, karamele sepeti, terazi, lastik, jimnastik. Biz size geldik, bitlendik, dik, dik, dik. yani alışık çünkü yani. Bacık çıktı. Olsun, ben de yarın yatırırım seni o zaman. Tamam. Evet. Oh. Hadi bakalım, o zaman banyo, sonra buluşacağız. Tamam. Oh. Demir, sen yatır, ben de kaçayım ufak ufak. Yok yani. Uyuduktan sonra gitsen anlamazsın. Ha, doğru söylüyorsun. Tamam. Ben toplayayım o zaman bir dakika. Tamam. Ben de şey yapayım.
yardım edeyim sana. Maş, 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 maş. Gir, 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 gir. Hoppa! Çabuk çabuk yatağı aç. Yatağı aç, Pelin'i de al içeri. Dur. Çabuk 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 çabuk. Girdim, çabuk. Girdim, girdim. Gir, gir, ben Pelin, de geliyorum. Pelin, Pelin, Pelin. Bir dakika. Dik bakalım bunu. Tamam. Hoş geldin sarı kafa. Baştan başlayacağız tabii değil mi? E hatim olacak bu oğlan. Hah. Evet, 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 evet. Aferin benim kızıma. Gel bakalım. Gel bakalım. Baba. Hı. Bana bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ben çok şanslıyım biliyorsun değil mi? Şanslısın tabii de. Nereden çıktı bu şimdi? Benim eskiden kimsem yoktu. Yani teyzem vardı ama teyzemin hiç kimsenin umurunda değildim. Ama artık benim bir ailem var. Siz beni seviyorsunuz. Hem de çok seviyorsunuz. Sence ben bu yüzden şanslı değil miyim? Ya sen... Amacın ne? Eşek kadar adamı ağlatmak mı? Ne amacın? Ha? Hoşlanıyor musun? Oho baba yani sende. Ne oho baba ya? Ağlama. Tamam hem ağlatma hem ağlama. Ağlamadım. Babam benim. Üzme ben de sana bir şey söyleyeyim. Tamam. Asıl ben çok şanslıyım. Senin gibi bir çocuğum olduğu için. Çocuğumuz olduğu için. Sen bana hediye misin ya? Hı? Ben seni çok özlemişim Öykü. Hem de seni baba. Hadi bakalım. Hı. Tamam. Ben bu kadar duygusallık yeter. Tamam, tamam. Tamam. Geç tamam. Bakayım. Yatma pozisyonu al. Hı. Koy oraya kafanı. Hı. Gözler kapansın. Kapandı. Kapat bakayım. Başlıyorum. 6 yaşındayken bir gün balta girmemiş ormanlar üstüne yazılmış, Yaşanmış Öyküler adlı bir kitapta müthiş bir resim görmüştüm. Bir hayvanı yutmakta olan bir boğa yılanı gösteriyordu. Resmin kopyası işte yukarıda. Kitap şöyle. Önce erkekler başlayacak, sonra kızlar bitirecek ve bütün takım benim yanıma dizildiği anda eğer bizim takımımız daha önce dizilse uyudu mu? Tamam o zaman kaçayım ben yavaş yavaş. Tamam. Emin, ne oldu? Bir şey mi oldu? Okusana şunu bir. Sevgili günlük. Asu gitti diye üzülmüştüm ama ne oldu biliyor musun? Beni ondan daha çok düşünen, beni gerçekten seven Candan abla babamla evlendi. Süper değil mi? Artık benim de hem annem hem babam var. Çok mutluyum günlükçüm. Artık üçümüz hep beraberiz. Hiç ayrılmayacağız. Öykü'ye bir iki güne gerçeği söyleriz demiştik ya. Bence bu durumda öyle hemen söyleyemeyiz. Ne yapacağız ya? Bilmiyorum ama yani böyle formalite evliliği falan dersek çok üzülecek Demir. Yok yok üzülmemiz. Hayalleri yakalayacak yani. Üzülmemiz gerek. O zaman şey yapalım. Bir süreliğine değil mi? Bir süreliğine yani. Evet evet. Ya bir süreliğine saklayalım gerçeği. Bence de. Tamam öyle yapalım aynen. Değil mi? Bence de. Yani zaten daha sonra anlatırız. Evet ya zaten yeni yani o kadar çok şey yaşadı ki şimdi üstüne bir daha sonra anlatırız. Evet evet evet. Biraz rahatlasın çocukcağız. Tamam evet öyle yapalım. Tamam. O zaman ben
ben ne yapayım şimdi? Gitme. Gitme, burada kal ki sabah seni görsün yani sabah. Yani nerede yatayım? Sen yatak odasında yatarsın, ben de burada yatarım. Sabah Öykü seni burada görürse? Alarmı kurarım. Ondan önce kalkarım. Hallederiz yani. Hallederiz. Tamam. Aynen. İyi fikir. Aynen. O zaman ya Demir, ben yanıma hiçbir şey almamıştım. Sen bana böyle bir tişört, eşofman falan bir şey versen. Eşofman. Bakalım bir. Bu burada. Bu tişört üst yani. Hı hı. Bu da alt. Bu kısa gelmişsin bana. Pardon? Bana oluyor. Olur mu canım? Niye kısa gelsin? Olur yani. Ya sonuçta üst senin üst uyumlu yani, üst proporsiyonumuz tamam ama alt sanki senin biraz böyle yani bilek kemiğinden bir tık, o kadar ya, olur yani. Yok canım, zaten ben öylesine dedim yani, bir dener bakarım. Önemli değil. Tamam canım. Tamam, ben de zaten öylesine demiştim. İyi geceler. İyi geceler. Yok. Bu kısa bana. Bugün ne oldu böyle ya? Biz ne yaşadık bugün böyle ya? Ben şimdi Öykü'nün annesi mi oldum? Candan şimdi benim karım mı oldu? Candan. Benim karım. Ay çok acayip. Ben evlendim ya baya baya. Evlendim ben. Simply divine.
Öykü? Ne diyor ya? Öykü? Öykü. Kızım? Kızım? Öykü? Kızım? Baba. Kızım sen niye ayaktasın? Bilmem. Ne demek bilmem? Hatırlamıyor musun? Niye geldim ki ben buraya? Rüya gördün herhalde kızım. Rüya gördün, rüyanda da yürüyordun herhalde. Gel ben seni yatırayım. Ben seni yatırayım kızım, gel. Baba. Hı. Sen niye burada yatıyorsun? Koltukta mı? Hı hı. Yoksa Candan ablayla kavga mı ettiniz? Yok kızım, kavga etmedik. Ben burada uyuyakalmışım. Candan ablan da kıyamamış, üstümü örtmüş. Şimdi giderim yerime, tamam mı? Seni yatırayım önce bir. Gel kızım. Gel güzel kızım. Baba. Hadi gözlerini kapat, gel kızım. Baba, senden olur bir daha son anda uyuyakalma. Git yerine yat. Yatacağım kızım, yatacağım ben de yerime. Hadi söz mü? Söz. Hadi gözlerini kapa. İyi geceler. İyi geceler. Candan, ciğerimi ezdin. Niye önüne bakmıyorsun? Of! Niye mi önüme bakmıyorum? Sen niye yerdesin? Sen niye buradasın ayrıca? Niye koltukta değilsin sen? Öykü gece uyandı. Buraya kaçmak zorunda kaldım. Of, ne bas... Candan abla, iyi misiniz? Günaydın prensesim. Günaydın. Babacığım, niye bağırıyorsunuz sabah sabah? Ne bağırması? Kim bağırıyor? Biz bağırmıyoruz, biz şakalaşıyoruz. Yok canım ya, şaka. Hadi kızım, sen şimdi banyoya git, elini yüzünü yıka. Sonra da kahvaltı hazırlarız, ha? Tamam baba. Tamam. Ne bastın ama. Demir, ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Çıksana. Niye? Giyineceğim. Ha doğru. Doğru. Evde ben nerede giyineceğim? Bilmem yani. Mesela şeyde, banyoda. Banyoda, doğru. Mantıklı. Tamam Müslüman. Candan. Ya dün gece... Öykü uyurken yatağından kalktı, yürüdü. Nasıl ya? Uyur gezer gibi mi? Hı hı. Ama yani
hastalığıyla alakalı mı bilmiyorum. Doktoruyla konuşacağım bugün. Tamam ya. Keşke ben de gelebilseydim de bugün çok hastam var. Yok yok, gerek yok. Ben haberdar ederim seni yani. Konuşacağım sadece. Tamam. Tamam, ben gideyim giyineyim. Sen de giyin. Aa, ben kendi ağzımla öyküyü banyoya yolladım. Nerede giyineceğim? Bahçedeyim. Demir. Eyvallah. Geçmiş olsun abi. Eyvallah, sağ ol. Amin. Eyvallah, sağ olasın. Araba şurada. Ne yaptın? Demir'e baktın mı, ne yapıyor? Baktım abi, öğrendim bir şeyler. Ne öğrendin oğlum? Söylesene, ağzına niye geliyorsun? Abi bu Demir'le neydi kızın adı? Candan. Evlenmişler abi. Ha? Ne diyorsun oğlum sen? Ne ara lan? Yıldırım nikah yapmışlar. Kızı da almışlar yurttan. Üç aynı evde şu an. Aile saadeti. Öyle abi. Gösterin ben onlara saadeti. Hayırdır beni. Ay, dur, benim, dur, tamam şu benim. Tamam, dur, çocuk benim, dur. Oo. Dur bir dakika ya. Ay. Bir dakika kızım, bir dakika. Baba, sen kendi baba. Yerine bak. Üç tane var. Sen kendi yerinden al. Ya, baba ne yapayım? Ha. Canan abla. Hı, devam. Tamam. Oo. Ah, çocuğum. Öykücüğüm. İstersen ben seni bırakayım okul arabayla. Zaten kalkacağım şimdi işe gitmek için. Yok, Uğur abim beni bırakır. Kendisine sözüm var da. Uğur mu? Hı? O beni alır bırakır. Bir de okulda başka işleri var mı onun? Peki. Sen ne yapacaksın babacığım? Ben iş arayacağım. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Demir. İstersen şey yapalım. Yani sen de istersen tabii, hani sigortan da bir an önce başlasın diye. Benim klinikte uzun zamandır bir asistana ihtiyacım var. İstersen şimdilik. Gerek yok. Sağ ol yine de. Ben gider kendime vasıfsız bir iş bakarım. Sen dert etme. Demir, sen alındın mı bana? Aa, gerçekten alındım. Ya yok, alınır mıyım ben ya? Şaka yapıyorum kızım, şaka yapıyorum. Şaka yaptım çünkü kediler köpekler bana alerjim var ya benim. Şey yapmam. Candancım benim. Karıcığım. Ben kalkayım o zaman. Bücürük hadi. Geç kalma okula, tamam mı? Tamam baba. Asistanmış. Ne asistanı ya? İç küvesi miyim ben? Bana mı deniyordu? Bilgisayar mı falan? Öykücüğüm, hadi sen de bitir tabağındakileri, geç kalma. Kardeşim. Nereye oğlum sabah sabah? Hastaneye. Hayırdır oğlum, ne oldu? Oğlum Öykü dün gece uykusunda yürüdü ya, anlamadım bir şey. Ah be oğlum, olur öyle ya. Ben de küçükken çok yürüyormuşum. Annem hep anlatır durur. Yoktur oğlum bir şey, merak etme. İnşallah inşallah. Doktorla bir konuşayım da. O zaman sonra buluşalım, kahveye gidelim, takılalım ha? Yok abicim, takılmayalım. Ben artık bir iş bulayım ya. Buyur. İş lan iş işte, normal iş. Vay arkadaş ya, bir evlilik insanı bu kadar mı değiştirir ya? Karısı başına kardeşim. Amin, amin. Bir şey diyeceğim lan. Ha? Oğlum sen Cemal'i bir günde içeri tıktırdın. Candan'ın nikahı bastın. Yani sigortalı iş bulacaksın, şimdi çalışacaksın falan. Bayağı ev babası oldun lan sen. Oğlum sen benimle ne geliyorsun? Okula geç kalacaksınız. Geçsene Öykü'nün yanına. İyi tamam tamam, hadi gidiyorum ben. Bana bak. Allah senin açıklığı versin kardeşim. Amin, hayırlı işler. Amin, amin, amin. Tamam. Allah'ım ya, herkes manyak. Asistanmış. Ne asistanı ya? Köfteci olurum daha iyi. Ne asistanı? Günaydın, günaydın Candan Hanımcığım. Nasılsınız? Evet,
Öykü eğer hazırsa alabilir miyim okula götürmek babında? Öykü, Uğur Bey geldi. Beydi. Geldim. Güzel, güzel. Günaydın Uğur abi. Günaydın, günaydın kuzum. Gel. Canan Hanımcığım, sevgiler, saygılar, esenlikle kalın inşallah. Size de. Öykücüğüm, iyi dersler kuzum. Sen hoşça kal Canan. Uğur abi. Sen Canan ablamdan bayağı korkuyorsun ha. Yok ya, ne alakası var? Nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri? Bayağı alakası var. Yani onun karşısında böyle bir şey oluyorsun, adın neydi? Korkuyorsun. Yok be kızım, yani yani şeyden o, yani saygıdan, yani kibarlıktan ben öyle şey yapıyorum. Yoksa ne korkayım ya? Hem amcalara böyle şeyler söylenmez korkuyorsun falan diye. Tamam mı? Ya olmaz diyorum, olmaz. Ya Uğur abi. Ya Allah Allah, sen beni niye dinlemiyorsun ya? Sevgili sevgimi görene kadar bekleyeceğiz burada. Ya nereden biliyorsun? Belki okula girdi. Ya Allah Allah, biliyorum diyorum ya. Ya o saat kaçta gelir, kaçta gider? Yani hangi kapıdan girer, hangi kapıdan çıkar? Ben o dersi iyi çalıştım da, bakma işte, mezun olamadım. Aha geliyor. Vallahi da billahi da geliyor. Dur dur, şişt, çaktırma. Ayakkabılarını bağlayacağım. Uğur abi, bacı yok. Çatıdı var. Ya kızım, çaktırma diyorum. Bir sus ya. Günaydın Öykücüğüm. Günaydın öğretmenim. Aa Sevgi. Ne haber ya? Ne haber mi? He. İyi Uğur Bey. Sizden ne haber? İyi. Biz de iyiyiz. Sağ olun. Sen hala oturuyor musun? Hadi koşsana dersine bak. Ders başlayacak. Hadi ben öğretmenle biraz konuşayım. Hayır, ben de geliyorum Öykücüğüm. Gerçek Sevgi. Ölümü gör gitme ya. Ne acayip acayip laflar onlar öyle. Ölüm gör falan. Ya bir iki dakika konuşmak. Ya yavrucuğum. Bak ders başlayacak. Gitsene sınıfına. Hadi sen git hadi. Çantamı verir misin Uğur abi? Al tamam. Al hadi. İyi gitmiyorum, dinliyorum. Söyleyin ne söyleyeceksiniz. Yani Sevgicim, yani böyle bir ilişkimiz böyle tam tomurcuklanma arifesindeyken, yani bir takım böyle talihsizlikler peşimi bırakmadı ya. Talihsiz olaylar. Ha. Ne talihsiz olayları Uğur Bey? Siz hapse girdiniz, farkında mısınız? Ya tamam, farkındayım, evet biliyorum, girdim ama girdiğim gibi çıktım. Bir kahve içelim mi Sevgi? İçmeyelim. Sevgi, ne olursun gitme ya. Ne olur bir kahve ya. Uğur Bey, biz farklı dünyaların insanlarıyız. Zorlamayalım bence. Yani ne farklı dünyası ya? Ya sen dünyasın, ben senin ayınım ya. Etrafında dönüyorum böyle, anla artık be. Of. Hayır, hastası yok şu anda. Heh, tamam yani bir evet, oraya odasında. Teşekkürler, sağ olun. İhsan Bey. Demir merhaba. Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, siz nasılsınız? İyidir ya, kusura bakmayın, randevum yok ama bir konuşabilir miyiz? Tabii, bir hastaya çıkacağım, sizin için mahsur yoksa yok, yürüyerek tabii, konuşalım. Tabii, yok. Tamam. Nasılsınız? Bu arada geçmiş olsun. Takip ettik durumları. Ha, sağ olun, teşekkürler. Bir yanlış anlaşılma olmuş da ama geldi geçti işte. Evet. Öykü nasıl? Aslında ben de yani yeni gelişen bir durum vardı, onun için rahatsız ettim sizi. Dinliyorum. Uykusunda yürüdü, yani bayağı. Uyuyordu yürürken. Ben böyle kollarından sarstım falan, ancak kendine geldiğini, yataktan kalktığını hatırlıyordu. Ne salona geldiğini. Ben de korktum tabii. Anladım. Bir uyur gezerlik vakası söz konusu yani. Peki ne kadar süredir devam ettiğini biliyor musunuz? Yani bizim için de yeni bir durum. Yetimhanede olmuş olsa illaki haberim de olurdu. Anladım. Şimdi demin de ben size durumu şöyle izah etmeye çalışayım.
Yani normalde uyur gezerlik, stres, aşırı yorgunluk, genetik ve hatta nörolojik sebeplere bağlanabilir. Öykü'nün uyur gezerliği ise yani sıradan strese bağlı bir uyur gezerlik de olabilir, hastalığıyla bağlantılı da olabilir. Anladım. Peki nasıl anlayacağız bunu, sıradan mı yoksa hastalık kaynaklı mı olduğunu? Yani gözlemlemeye devam edeceğiz. Eğer tekrar ederse uykuya EEG'sini çekeceğiz. İlaç falan yok mu? Sebepleri tam olarak tespit ettikten sonra daha sağlıklı konuşabiliriz. Ama Öykü'nün uyur gezerliğinin nedeni eğer hastalığına bağlı nörolojik sebeplerse o zaman yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Gözlemleyeceğiz yani. Aynen. Gözlemlemeye devam edeceğiz. Tamam. Siz takipte kalın. Tamam. Haberleşin. Tamam. Tamam. Beni ne zaman isterseniz arayabilirsiniz. Saatini hiç önemli. Tabii tabii. Tamam. Tabii. Teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim. Görüşmek üzere. Ha geldim. Mertcan, sen de 88-89'u aç da ben bir kontrol edeyim öğretmen gelmeden. Ha iyi olur ya, ben de tam emin değildim zaten. Ha, şurası. Öykü. Tebrik ederim. Baban çıkmış hapisten. Çıktı, çıktı. Hırsızın kızı değilsin yani artık, öyle mi? Hilal de laflarına dikkat et. Etmezsen ne olur? Geçen seferki gibi olur. Bırak sen de. Ya bırak. Git. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Öğretmenim hırsızın kızı dedi bana. Değil misin? Değilim işte, değilim. Benim babam hapisten çıktı, anladın mı? Öykü, İlayda. Ne yapıyorsunuz? Otur yerine. Gazel sen de otur. Otur yerine, tamam. Çocuklar. Öykü'nün babası mahkemeye çıktı. Suçsuz bulundu ve serbest bırakıldı. Tamam mı? Sürekli arkadaşınızı bu konuyu açıp açıp üzmeyin. Artık kapandı bu konu. Bir daha duymak istemiyorum. Anlaşıldı mı? Tamam. Açın şimdi Türkçe kitaplarınızı. Tam hala burada. Aslında çocuklara dediğim gibi suçsuz. Beni sessizce bekleyin, geliyorum. Herkes açsın kitabını. Neden hala bekliyorsunuz burada böyle, bu havada? Ben hani zil çalar, teneffüs olur sizi görürüm de şu... hani ayrı dünyaların insanı olmadığımızı size şey yaparım diye hani söylerim istedim. Söylemek istiyorum da onun için ben. Teklifinizi kabul ediyorum. Yani bir kahve içelim. Vallahi mı? Evet, içelim. Ama sonra başka bir şey için ısrar etmek yok. Tamam. Ne zaman içelim kahveyi? Bilmiyorum. Siz okul çıkışı arayın, konuşalım. Benim müsaitlik durumuma göre karar veririz. Tamam. Ben burada şey yapacağım, bekleyeceğim. Müsaitlik durumunuza göre buradayım ben o zaman.
Arif abiye selam söyle, ben onu arayacağım. Tamam abi. Hadi görüşürüz. Abi bu Demir'le neydi kızın adı? Candan. Evlenmişler abi. Yıldırım nikah yapmışlar. Kızı da almışlar yurttan. 3 aynı evli şu an. Bulacağım kızım seni. Hangi deliğe girdiysen bulacağım ben seni. Ya kardeşim, dediğim gibi yani Asu evde birkaç parça eşyasını unutmuş. Benden de çok rica etti dedi. Eşyaları alıp bana yollar mısın? Ama biz o eve eşyalı kiraya veriyoruz. Asu Hanım'a da eşyalı vermiştik. Asu Hanım'ın değil yani eşyalar. Kardeşim sen beni yanlış anladın ya. Ben böyle büyük parça eşyadan falan bahsetmiyorum. Yani Asu evde böyle birkaç parça özel eşyasını unutmuş. Ben sadece onları alacağım evde. Tamam da ben şimdi nasıl güveneyim size? O zaman şöyle yapalım. Ben sana kimliğimi bırakayım. Anahtarı getirince kimliği veririz. Peki. İşiniz bitince bırakırsınız. Sal artık ya. Bir sal beni. Ya bir nefret etsene benden. Ben sana neler yaptım oğlum? Bir nefret et benden. Bir kere de sen çek git ya. Bir tekme de sen at. Rahat bırak artık beni ya. Neredesin lan manyak karı? Kime gittin? Ne yaptın? Almanya'dan hangi deliğine gittin? Ne yaptın? Nereye gittin? Kime gittin? Bir yere yazıp koymadın mı lan? Cemal ne haber? Bunu okuyorsan eve girip ortalığın içine etmişsindir. Nereye gittiğimi öğrenmeye çalışıyorsun değil mi? Üzgünüm. Ondan önce öğreneceğim başka şeyler var. Madem sen kaşındın, sıkı dur bakalım.
Ya Müfide Sultan'ın canı muhallebimi çekmiş, he? Oğlunu aramış da beni muhallebiciye mi götür demiş. Ya ben bu Müfide Sultan'ı yerim ya. Hanimiş Müfide Sultan? Neredeymiş Müfide Sultan? Çekti ya. Şekerim düştü herhalde. Ya ben senin şekerini yerim anacığım ya. Ya bir şey diyeceğim sana. Biz buraya hiç gelmedik anacığım. Sen burayı nereden biliyorsun? Oho, ben buranın sahibini çok eskiden tanırım. Anasını, babasını, sülalesini. Vay be. O zaman şey yapayım anacığım. İki çay daha söyleyeyim mi sana? Söyle. Kardeşim, iki çay daha verir misin bize be? Hayda. Bunun ne işi var burada ya? Öpeyim Üfide anneciğim. Sağ ol Ümran kızım. Geç otur, otur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ümran'a hoş geldin de. Hoş geldin Ümran. Ben Uğur Bey'e biraz kırgınım da Müfide anneciğim. Ah, ona kırgın olmayan mı var evlat? Onun kırmadığı kalp mi kalmış? En başta benim için. Ya anacığım, gözünü seveyim yapma böyle. Niye böyle diyorsun ya? Sen sus. Ümran kızım, bu işler uzatmaya gelmez. Hangi işler anacığım? Ha sus. Buluşun, konuşun, dolaşın, kaynaşın. Ya anacığım, gözünü seveyim. Ne buluşması, ne dolaşması? Niye kaynaşıyoruz biz ya? Ben sana ne dedim? Senin evleneceğin kızı ben bulacağım dedim. Ya tamam anacığım dedin. Dedin ama yani bu Ümran değil değil mi yani? Ben kendime gelin olarak Ümran'ı uygun buldum. Ana bak gör. Ya sen ne yaptın ya benim anama? Ha? Büyü falan mı yaptırdın? Ne yaptın? Ben anlamıyorum ya. Tüm iyilik, sağlık. Terbiyesiz. Müfide teyzeciğim hoş geldin. Hoş bulduk Kemaloğlum. Nasılsın? Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kemaloğlum buranın sahibi olmuş. Evet, çok güzel. Allah sahibine bağışlasın. Yarından itibaren de senin patronun olacak. Burada garson olarak işe başlıyorsun. Nasıl? Sağ ol Kemaloğlum. Hayırlı olsun. Yarın sabah gel, şartları konuşuruz. Tamam mı? Ben bir içeri bakayım. Tamam oğlum, tamam. Ya ana, Allah aşkına sen ne yapıyorsun ya? Hayatını kurtarıyorum. Hayatını. Öğretmen İlayda'yı bir susturdu. Öykü'nün babası mahkemede suçsuz bulmuş. Bir daha bu konu açılmayacak dedi. Öyle mi? Ne güzel bir davranış. Ya ben Sevgi öğretmeni çok seviyorum. O çok iyi bir insan. Böyle bir öğretmenin olduğu için çok şanslısın. Ya Candan abla, ben çok merak ettim babam. Ne zaman gelecek? Valla Öykü gelir birazdan. Bütün gün iş aramak kolay değil. Öykücüğüm ne oldu? Niye kaşınıyorsun sen deminden beri? Bilmem ki, kirlenmişim herhalde. Yıkanırım geçer. Dur bir bakayım ben. Gelsene şöyle. Babam geldi. Babacığım. Allah! Sarılmayın diyecektim ama geçti. Niye? Niye? Öykü bitlenmiş. Ne? Nasıl yani? Gerçekten mi? Evet. Maalesef saçında jilet atıyorlar Öykü. Ya canım ama başımı kestirmek zorunda mı kalacağız? Tamam canım kestiririz ya bu vesileyle. Bir şey olmaz hadi tamam. Ya baba! Ne baba baba? Kestiririz. Aa, hayır canım ne kestirmesi? Bunun böyle şampuanı falan oluyor. Demir sen bir koşu git al hemen.
Nereye koşayım candan? Nöbetçi eczane. Bir de böyle sık dişli tarakları falan oluyor. Onlardan da alırsın. Ay, hepimize yıkanması gerekecek galiba. Allah'ım ya Rabbim ya. Nereden soktun bu biteği eve? Nereden biliyorsun? Belki sen getirdin. Ben nereden sokacağım? Demir, hadi oyalanma ne olur. Bak bir sürü işimiz var daha. Bir sürü yorgan, yastık hepsini çıkaracağız, yıkayacağız, saçımızı yıkayacağız. Hadi Demir, ne olur. Ya iki lokma bir şey yeseydim, insafsızlar. Hadi sonra yersin, hadi hadi, ne olur. Arkadaşım ya, bir de bit çıktı başımıza. Of. Hadi Öykücüğüm, gel bir size bakalım. Of, senin saçını. Çok kaşınıyor. Tamam, kaşınma, kaşınma, hadi. Gel. Anacığım, ben bir çıkıyorum, tamam mı? Böyle giyinmiş, süslenmiş, kokular sürünmüş nereye? Ya bir arkadaş var da onunla buluşup geleceğim hemen. Hiçbir yere gidemezsin. Niye gidemeyeyim anacığım? Hemen gidip geleceğim. Vallahi bak şipşak, yıldırım gibi. Gideceğim, geleceğim. Nasıl geldiğimi anlamayacağım bile. Canım anam benim, hadi. Git bakalım gidebiliyorsan. Aynen. Anacığım, sen... Kapıyı mı kilitledin? Evet. Niye? Sokağa kaçmayasın diye. Ya anacığım gözünü seveyim nereye kaçacağım ya? Çocuk muyum ben ya? Çocuktan betersin. Geçti o ananı ayak üstünde uyuttuğun günler. Geçti. Kır dizini otur evinde. Bundan sonra evden işe, işten eve. Ya sen niye böyle yapıyorsun anacığım ya? Sen ne dediysen ben yapmadım mı ya? Ya senin için o deli karıyla aynı masada oturdum, ses çıkarmadım. Git çalış dedin, yarın gidip garsonluk yapacağım. Sen benimle niye uğraşıyorsun? Ben hayvan mıyım ben ya? Ya insanın benim de bir özel hayatım olmayacak mı? Olmayacak. Çarpma o kapıyı. Kırılsa ödeyecek paran yok. Şu hale bak ya. 15 yaşında çocuk gibi camdan kaçıyorum ya. Kaç yaşındayım? Şu yaptığım işlere bak ya. Ah! Tamam. Ah, tamam. Çok acıdı. Tamam, pardon, geçti. Ah, geldin mi? Hemen hemen. Öykücüğüm kalk sen de. Şimdi Demir, sen bunu al, silkele. Çarşafları, yorganları hepsini al, makineye at, 90 derecede yıka. Battaniyeleri de çıkar, ben Öykü'yü yıkayıp geliyorum, tamam mı? Hadi. Ne? Ben bu nedir arkadaş ya? Bekarlığı bu kadar çabuk özleyeceğimi aklıma gelmezdi. Bunu yap, bunu yap. Ben anlamadım ki ne yapacağım. Bu. Bitmiyor lan o. Canım. Bitsiz ama zatüre olarak ölürüm. Sorun değil. Öykücüğüm gel. Hazır mısın? Ne gülüyorsun?
Hoş geldin. Merhaba. 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 Şöyle buyurun. Alayım ben onu. Yok, ben hallederim. Teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? İki kahve. İki sade kahve. Tabii. Lütfen. Teşekkürler. Yani gerçekten bu kahve teklifimi kırmayıp yani buraya kadar geldiğin için yani çok teşekkür ederim Sevgi'ye. Vallahi. Uğur Bey, aslında... Ben yalnız bir şey diyeceğim öncesinde. Yani şu şeyi bir kenara bıraksak, hani hanımefendiyi, beyefendiyi de artık böyle eskisi gibi, hani son zamanlardaki gibi senli benli konuşsak mı? Peki. Heh. Uğur. Evet. Açık konuşacağım o zaman. Şimdi sen hapse girdin, çıktın ya. Sonra ben baktım her gazetede fotoğrafını görüyorum falan. Bunlar beni bayağı irite etti. Yani haklısın yani ne diyeyim ben, ne bir şey diyemiyorum ki. Ama sonra düşündüm. Dedim ki kendi kendime yani Sevgi mahkeme kararını vermiş. Adam serbest bırakılmış. Demek ki suçsuz. Ne? Sen niye kendi içinde bir mahkeme kurup yargılıyorsun dedim. Vay arkadaş vay sen ya ne güzel bir laf ettin az önce sevgili sevgim ya he? Benim ana branşım edebiyat da ondan galiba. Ya senin ana branşın ya ya zaten sen de şiir gibisin yani maşallah. Tamam Öykücüğüm, bitti galiba bu kadar. Oh be. Hadi kızım, bitlerinden arındıysan yatağa. Bak geç oldu. Kim beni yatıracak? Kızım kimsenin mecali kalmadı. Bugün kendi başına yatsan. Hı? Peki babacığım. Öpücük alayım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ha bunlar kurumuş. Ha dur yardım edeyim ben sana. Aha. Ha iyi kurumuş vallahi. Dakika. Nasıl? Ne oldu? Niye gülüyorsun? Ya gerçekten çok romantik bir balayı oldu ona gülüyorum. Değil mi? Başkası güneye gider. Bize sorsalar balayında ne yaptınız? İşte bitlendik. Yorgan çarşaf temizledik. Ya çok komik. Düşünsene bir de şey olsaydı. Gerçek evlilik. Gerçek evlilik. Evet, o zaman gerçekten trajikomik olurdu ama Allah'tan değil. Ve Candan, ben bu şampuanı yanlış mı kullandım? Dur, kaşınıyorum. Ya da ben bitlendim, bit mi kaldı, anlamadım. Aa dur, gel bir bakayım hemen. Gel. Otur. Öyle değil, gel şöyle otur. Hı. Dön. Burada da üstte de var çünkü. Şuralarda da var, kaşınıyor. Havalar da iyi bugün değil mi? İyiydi yani. Hı hı. Yani böyle Şubat ayı için çok sıcaktı yani. Ama yani son bir kar yapar tabii, yapar yani. Aynen, bence de.
Yok, kalmamış. Yıkmış. Bitsizim ya. Hı? Ben yatayım o zaman. Tamam. Sen geç, ben gelirim. Yani şeye, yerime. Yere yani. Ben şey, yastık falan koyarım sana. Tamam, tamam. Yere. Ha, yere. Yere. Tamam, o zaman. İyi geceler. İyi geceler. Demir. Yok, sorun değil. Yani yerde... Ben sana bugün asistanlık falan dedim ya. Ayıp ettim. Kusura bakma. Ha, sen kusura bakma ya. Abuk subuk konuştum ben de öyle saçma sapan. Önemli değil. İyi geceler. İyi geceler. Bunu da şey yaparsın. Ha. Geçelim. O zamanlar tabii nasıl ben haytayım, görmen lazım ya. Yerimde duramıyorum ya. Yani böyle akşam eve her gittiğimde kesin ya böyle bir yerimi morartmışım, kanatmışım. Yani anam benden ne çekti biliyor musun? Canım anam ya. Ama hala var o. O yaramazlık enerjisi, o kıpır kıpır. Var değil mi? Sevgi. Hı. Ben sana bir şey diyeceğim ya. Söyle. Eğer mümkünse yarın da buluşup kahve içelim mi? Olur. Vallahi mı? Vallahi. Tamam, o zaman ondan sonraki gün de buluşuruz. Nasıl yani? Hatta ondan sonraki gün, ondan bir sonraki gün. Yani böyle ömrümüzün sonuna kadar hep böyle baş başa kahve içsek mi biz seninle? Nasıl yani? Bilmem ki. Ya neyi bilmem ki ya? Ya he diyeceksin, olup bitecek işte. He? 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 Ne? Baba? Baba mı? Ne baba? Oğlum, hani siz bu işleri bırakmıştınız? Hani siz tövbe etmiştiniz? Sizin nefes almanız bile yalan be. Müzenin orada hem de ihbar saatinde ne işiniz vardı? Geziyorduk. Geziyorduk komiserim biz. Aslında biz kızlarla buluşmadan dönüyorduk. Aynen, aynen komiserim. Ulan eşek kadar adam oldunuz. Evlenin, barklanın artık. Bu durumlara düşmeye utanmıyor musunuz ya? Utanıyoruz. Babacığım. Senin ne işin var burada? Biz kahve içiyorduk. Hüseyin komiserim. Hüseyin komiserim ya. O uğradı güzel. Siz tanışıyor musunuz? Hem de ne tanışmak kızım. Hem de ne tanışmak.
Allah razı olsun. Demir. Efendim? Bir türlü soramadım ama... şimdi Öykü'nün yanında da konuşmak istemedim. Ne dedi doktor? Ha doktor. Yani uyur gezerlik gibi gözüküyor dedi. Ama hastalıkla ilişkilendirmek için gözlememiz gerekiyormuş. Anladım. İnşallah bir daha tekrar etmez. İnşallah. İyi geceler. İyi geceler. Kızım ne oldu? Baba. Baba ben çok korktum. Çok korkunç bir rüya gördüm. Ben de bir şey sandım. Acaba sizinle yatabilir miyim? Tabii ki yatabilirsin kuzum. Gel gel atla. Oh donmuşsun sen. Gel gel gel. O zaman ben koltukta yatayım. Niye? Şey kızım rahatsız etmeyeyim size diye. Ama baba ben sensiz rahat uyuyamam ki. Hadi sen de gel içimiz yatalım. Kay bakayım Mücürük. Kay bakayım o zaman. Yalnız bir konuda anlaşalım babacığım. Hı. Oylamak yok. Sus kız. Bitti. Uyu bakayım. Öykücüğüm. Ne gördün rüyanda? Teyzemin evindeydim. Böyle ev karanlıktı, soğuktu. Tek ben vardım, yalnızdım. O şeydendir. Tutun açıkta kalmıştır ondandır. Baba! Ne baba baba baba? Teyze menze yok. Karanlık yok. Yalnızlık yok. Ben varım ben. Biz varız. Öp bakayım. Orayı da öp. Bir daha öp. Niye? Canım öyle istedi. Oh. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Thank you.
Ha doktor. Yani uyur gezerlik gibi gözüküyor dedi. Ama hastalıkla ilişkilendirmek için gözlememiz gerekiyormuş. Anladım. İnşallah bir daha tekrar etmez. İnşallah. İyi geceler. İyi geceler. Kızım ne oldu? Baba. Baba ben çok korktum. Çok korkunç bir rüya gördüm. Ben de bir şey sandım. Acaba sizinle yatabilir miyim? Tabii ki yatabilirsin kuzum. Gel gel atla. Oh donmuşsun sen. Gel gel gel. O zaman ben koltukta yatayım. Niye? Şey kızım rahatsız etmeyeyim size diye. Ama baba ben sensiz rahat uyuyamam ki. Hadi sen de gel içimiz yatalım. Kay bakayım Mücerik, kay bakayım o zaman. Yalnız bir konuda anlaşalım babacığım. Hı. Hoylamak yok. Sus kız. Bitti. Uyu bakayım. Öykücüğüm. Ne gördün rüyanda? Teyzemin evindeydim. Böyle ev karanlıktı, soğuktu. Tek ben vardım, yalnızdım. O şeydendir. Tutun açıkta kalmıştır ondandır. Baba! Ne baba baba baba? Teyze meze yok. Soğuk yok. Karanlık yok, yalnızlık yok. Ben varım ben. Biz varız. Öp bakayım. Orayı da öp. Bir daha öp. Niye? Canım öyle istedi. Oh. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Thank you.
Öykü. Öykü. Öykü, beni duyuyor musun? Öykü. Cemal, ne haber? Bunu okuyorsan eve girip ortalığın içine etmişsindir. Nereye gittiğimi öğrenmeye çalışıyorsun değil mi? Üzgünüm, ondan önce öğreneceğin başka şeyler var. Madem sen kaçındın, sıkı dur bakalım. Hani 8 yıl sonra barda ilk karşılaşmamızda Öykü benim kızım mı diye sormuştun ya bana, hatırlıyor musun? O zaman yalan söyledim sana. Gerçeği söylemeye cesaret edemedim. Ama şimdi öğrenmenin zamanı geldi. Öykü, Demir'in değil, senin kızın. Onun babası sensin. Tamam mı doğru söyledin, şimdi mi doğru söylüyorsun? İntikam mı alıyorsun ha? Sen ne yapıyorsun ya? Sen candan. Ne yapıyorsun lan sen burada? Lan yavaş oğlum, çocuk uyuyor, yavaş. Candan. Öykü odaya götür çabuk. Gebertirim lan seni, gebertirim lan seni. Şimdi evime mi girip kızımı kaçıracaksın ha? Lan oğlum bir dur. Sen önce çocuğuna sahip çık. Gecenin bu saatinde çocuk sokaktaydı. Yalanız senin. Lan ne yalanından bahsediyorsun, salak salak konuşma. Belli ki çocuk uyur gezer. Sen uyurken çıkmış gitmiş. Sokaktaydı, ben de tuttum getirdim işte. Şimdi de başıma iyilik meleği mi kesildin ha? 2 gün önce kaçıran sen değil miydin bu kızı? Oğlum mantıklı düşün lan. Şu an Öykü'yü kaçırmanın bana bir faydası var mı? Yok. Bak, sana son kez söylüyorum. Çocuğu dışarıda buldum, tamam mı? Kucağıma aldım getirdim. Kapıyı da açık görünce içeri girdim, hepsi bu. Lan içeriden. Benim eve koyduğunuz taşlar sahteymiş. Ne? Ya işte öyle. Plan da elinde patladı. Tamam neyse. Hadi sen çocukla ilgilen. Bana bak lan. Eğer seni bir daha kızımın etrafında görsem yemin ediyorum kepertir. Demir, çocukla ilgilen. Öykü nasıl? İyi, iyi. Uyuyor değil mi? Uyuyor. Ya ne oldu? Nereden bulmuş? Sokaktan mı bulmuş getirmiş Öykü'yü? Öyle diyor. Bu herif yine bir şeylerin peşinde. En sonunda deli edecek, beni öldürecek kendini. Ya nasıl çıkmış içeriden? Taşlar sahteymiş. Nasıl ya? Bayağı sahte taş yüzünden mi polis peşinizdeydi sizin? Allah'ım ya, kafayı yiyeceğim ya, kafayı yiyeceğim. Ben nasıl kilitlemem? Ben kapıyı nasıl kilitlemem? Demir, tamam Demir, sakinleş biraz bak. Sakin ol. Bir oturalım, konuşalım. Sakin ol. Bak, sakin olmak zorundasın Demir. Tamam mı? Senin kendini suçlaman hiçbir işe yaramayacak. Sakin olmalıyız. Bak, biz paniklersek Öykü de panikler. Biz moralimizi düşürürsek Öykü'nün de morali bozulur. Ben buradayım. Ben buradayım, sizin yanınızdayım. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Tamam. Tamam. Birlikte yapacağız. Birlikte başaracağız Demir. Tamam.
Öykü'ye bakalım. Niye sordun ki? Hem siz niye böyle yattınız? Öykücüm sen dün geceyi hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum. Beni babam yatırmıştı. Ondan sonra ben sizin kalktığım yanınıza geldim. Kötü rüya gördüm dedim. Sonra aranıza aldınız beni, yattık. Kalktık, sabah olmuş. Evet, öyle oldu. Peki, şimdi benim soruma cevap istiyorum. Siz niye böyle uyudunuz? Ya biz... Ya sen bücülük nasıl uyumuşsun, nasıl uyuyorsun öyle? Bir yumruk bana, bir tekme Candan ablana. Biz böyle sindik kaldık köşede. Vallahi bir saat var ya, ya uyudum ya uyumadım ha. Gerçekten mi? Ay evet Öykücüm ya. Yani şu kadarcık boyunu bütün yatağı kapladın ama. Böyle 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 oynama oyna oynama. Bilerek yapmadım baba, yemin ederim. Sen onu benim külahıma anlat bücülük. Candan, intikam. İntikam! Tamam, ben gel. Baba gel. Babacan. Hayır ben sana. Sana yapayım. Bak ısırma o zaman. Hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Tamam. Ne karın ağrın var senin? Söyle bakayım ha? Yok ben hacım. Yok ne karnım ağrımıyor. Yok öyle bir şey. Ya anacığım. Yani ben yüksek müsaadenle aslında bir konuyu masaya yatırmak istiyorum ya. Hangi konuymuş o? İş konusu anacığım. O konu kapandı. Bitir kahvaltını, doğru işine. Ya anacığım gözünü seveyim ya. Ben garsonluk yapmak istemiyorum ya. Evladım ben sana ne iş yapmak istiyorsun diye sormuyorum ki. Bu işe gidilecek. O kadar. Ya tamam da yani böyle daha çok yeteneğime ve performansıma uygun bir iş falan bulsam daha iyi değil mi anacığım? Hangi yetenekmiş o? El alemin malını çalıp çırpma yeteneği mi? Çıtın çıkmayacak. Tıpış tıpış gidecek senin işine. İşten de doğru eve. Kırıp dizine oturacaksın. Hele şu işte bir tutun. Daha Ümran'la nikahınızı kıyacağım sonra. Bu eksik anısını satayım ya. Zaten dün geceden sonra nasıl bakacağım ben sevginin yüzüne ya? Ya işte böyle kızım. Ben çok iyi tanırım bu Uğur adı güzeli. Az mı kendi ellerimle yakaladım onu, az mı kendi ellerimle içeri attım. İnanamıyorum sana Uğur. Ya ama Sevgi... İnanmayacak bir şey yok kızım. Halis molis dolandırıcı bu işte. Asıl sen nasıl çıktın benim kızımın karşısına? Onu anlat bana sen. Ya komiserim vallahi billahi ben o defteri kapattım ya. Tertemiz bir sayfa açtım kendime. Ha, o açtığın sayfayı da gördük. Daha yeni bütün ülke seni arıyordu be. Ya ama komiserim. Tamam sus. Tamam kızım. Bir daha bu adamla yan yana görmeyeceğim seni. Yürü kalk. Yürü.
Kalk gidiyoruz hadi. Hadi. Düş önüme. Yürü. Ya. Ya şey Hüseyin amcacık be komiserim. Ne olur ya. Ya eski günlerin hatırına ya bir şans daha verin bana ya ne olur. Hem ben ciddi düşünüyorum sevgili Sevgi Hanımcığımla. Destur. Haddini bil. Benim sana verecek kızım mızım yok. Haddini bil. Hadi yürü. Gidiyoruz. Sevgi. Bitiş devrindesin oğlum Uğur. Yemin ediyorum çöküş devrindesin. Bittin oğlum sen ya. Bittin. Söylenip durma. Bitir şu kahvaltını. Sonra da doğru işine. Hadi bakayım. Sonra Aylin Eda'nın saçına sakız yapıştırmış. Baba Eda da aşağı inip ağlamaya başlamış. Bunu görse göğe koşmuş yanına. Yazık. Aha. Tabii sakızlı olan yerini de kesmek zorunda kalmışlar çıkartamayınca. Ama şu kadarını falan kesmiş yani. Ha iyi bari. Az. Harbi biraz. Siz böyle kız muhabbetine devam edin. Bugün işte böyle yemeğini bitirmeden okula gideceksin sonra açım açım diye gezeceksin. Baba. Hı. Sen yoksa bizi kıskanıyor musun? O nasıl söz? Öykü. Niye kıskanayım ya? Ben öyle bir insan mıyım? Allah Allah. Ben kıskanç bir insan mıyım yani? Efendim Murat. İyiyim, iyiyim. Sen? Ne konuşacaksın? Ha yok. Ya bugün hiç vaktim yok. Yani klinikte çok işim var. İstiyorsan sen gel. Tamam ben çıkacağım zaten birazdan. Tamam orada görüşürüz. Hadi bay bay. Ne oldu? Niye bakıyorsunuz bana öyle? Yok. Yok bir şey. Burasına. Ne diyor havalı Murat abi? Aa. Sen Murat'a lakap mı taktın? Taktım. Aferin. Ayıp kızım. Çok ayıp. Ayıp yani. Bugün kliniğe benim yanıma uğrayacakmış. Onun için aramış Öykücüm. Niye? Öykü. Aa. Sana ne niye işte niye? Hadi bakayım sen. Tamam yemeğini yedin. Git çantanı topla. Bak saat kaç oldu. Afiyet olsun. Niye geliyormuş veterinere? Anlamadım. Murat niye geliyormuş veterinere? Yani bu da bana kalsın Demir. Ha, tabii canım. Tabii yani. Kusura bakma ben. Öykü'ye kaptırdım da kendimi. Yoksa bana düşmez. Ani düşün. Yok şu an. Gel. Gel kapatayım ben onu. Hadi bakalım Bücürük. Okul yolu bizi bekler. Ben bıraksaydım sizi. Yok biz kızımla gideriz her zaman yaptığımız gibi. İyi peki o zaman. İyi dersler kuzum. Sağ ol canım abla. Görüşürüz. Görüşürüz. Baba. Efendim. Siz küs müsünüz? Yok canım, değiliz. Yok kızım, nereden çıkardın öyle şey? Ah, oh. Ah, hadi hayatım. Görüşürüz hayatım. Gel kızım. Baba. Hı? Bu Murat niye Canlı ablanla hala görüşüyor? Bit işte. O havalı Murat'la bir daha Canan ablam o zaman görüşmüş. Güya arkadaşlar ya. Hiç de bile.
O havalı Murat Canan ablama aşık. Evet. Var öyle bir durum. Farkındayım. Baba. Hı? Biliyor musun ben çok özlemişim seninle böyle yürüyerek okula gitmeyi. Sen bir de bana sor. Ben çok korktum bir daha görüşemeyeceğiz, bir daha beraber olamayacağız diye. Bu nasıl lafmış öyle ya? Ne demek bir daha bir araya gelemeyecekmişiz diye? Biz artık beraberiz. Kimse de ayıramaz bizi. Bir prensesin yeri demir adamın yanıdır. Bu böyle bilinen. Ama ben Asu'yu seçip seni bırakıp gittim. Eğer ben Asu'yu seçmeseydim bunların hiçbiri olmayacaktı. Hepsi benim suçum baba. Şş kızım. Kızım hiçbir şey senin yüzünden olmadı. Hayır hepsi benim yüzümden. Hayır. Ben seni bırakıp gitmeseydim böyle olmayacaktı. Hayır kızım sakın. Sakın ağlama. Hiçbir şeyden de korkma. Artık ben varım yanında. Madem konuşmaya başladık, niye seçtin Asu'yu? Bana rahatça anlatabilirsin. Artık biz beraberiz. Sonsuza kadar da beraber olacağız. O yüzden gönül rahatlığıyla anlat. Söyle kızım. Seçtim çünkü... Çünkü? Eğer seni seçseydim Cemal sana çok kötü şeyler yapacaktı. Senin canın acıtacaktı baba. Tımık uş şerefsiz bin. Kızımı bir de tehdit etti ha. Baba. Tamam kızım. Korkma. Cemal artık yok. Bize artık zarar veremez. Artık sen babanın yanındasın. Merak etme tamam mı? Hem ben sana hiç kızmadım ki. Gerçekten mi? Babalar kızlarına kızamaz. Kızamazmış yani. Biz bundan sonra hep beraberiz. Kimsenin de gücü yetmez. Bizi ayırmaya. Tamam mı? Tamam. Kızım. Ben senden bir şey rica edeceğim ama. Ne? Bundan sonra. Sana kim ne söylerse söylesin bana söyleyeceksin. Aklında takılan ne varsa veya sormak istediğin ne varsa gelip bana söyleyeceksin. Benden hiçbir şey gizlemeyeceksin. Anlaştık mı? Peki bu çocukla ne yapacağımı bilmiyorum. Doktor almıyor da. Mecbur muyum ben bunu doğurmaya? Allah kahretsin. O kadar yalnızım ki. Zeynep'ten başka kimse yok yanımda. Zeynep. O iyi ki var. Benimle birlikte her şeyi yaşayan, her şeyi başından beri bilen Zeynep. O da olmasa delirirdim. Alo. Cemal abi nasılsın? Eyvallah kardeşim sen.
Çok acil birini bulmam lazım. Hani benim Asu vardı ya. Evet abi. Ha, onun arkadaşlarından biri işte. Zeynep diye bir kız. Şimdi sen bizim çocuklardan birkaçını al. Tamam mı? Gidin bakın bakayım. Nerede yaşıyormuş bu kadar? Ne yapıyormuş? Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Ne haber? Vallahi bende bir şey yok. Candan haberler sende. Oturalım mı? Yok, oturmayacağım. Zaten fazla da uzatmayacağım. Sana çok kırıldım. Kırıldın mı? Niye? Ya evleneceğine en azından bana haber verebilirdin değil mi yani? Murat, ben sana niye haber vereyim evleniyorum diye? Yani öykü için nikah kıydığımız çok açık. Biliyorsun sen de. Hem vaktim de olmadı yani söyleyecek. Madem böyle bir şey niyetim vardı, o zaman benim teklifimi neden reddettin onu da anlamıyorum. Murat, çünkü o Öykü'nün babası. Yani onunla her şey çok daha kolay. Tamam, ben zaten niye bu kadar büyüttüğünü anlamıyorum. Neden büyütüyorum, öyle mi? Candan gidip serserinin biriyle evlendin ya. Aa, Demir. Merhaba. Ne haber? İyi de ne işin var burada? Niye geldin? Seni görmeye geldim hayatım. Ne haber Murat? İyi. Sen de iyisin bakıyorum. İyiyim iyiyim. Hele ki bu aralar bomba gibiyim. Ona ne şüphe. Gene 4 ayak üstüne düştün tabii. Aynen. Bir şey içer misiniz? Yok canım, ben içmeyeyim. Zaten gidiyorum. Ah, nereye? Ben geldim diye gidiyorsan alınırım vallahi. Hastanede... Pardon. Hastanede işlerim var. Görüşürüz sonra. Size de kolay gelsin. Candan. Çok dikkatli ol. Ateşle oynuyorsun. Niye geldin? Sen ne yapacaksın babacığım? Ben iş arayacağım. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Demir. Hı. İstersen şey yapalım. Yani sen de istersen tabii, hani sigortan da bir an önce başlasın diye. Benim klinikte uzun zamandır bir asistana ihtiyacım var. İstersen, şimdi git. Evet. Şey... Hani sen asistanlık teklif etmiştin ya, asistanın olmaya geldim. Hmm. Hani sen başka iş bulurdun, asistanlık falan yapmazdın? Bulacağım, yine bulacağım yani. Ama bulana kadar böyle evde oturmayayım dedim. Karıma, yani sana yardımcı olayım dedim. Asistanın olayım dedim. Ya tabii teklif hala geçerliyse. Hı hı. Geçerli. Tamam. Hadi bakalım. Selamlar Canan Hanım. Hoş geldiniz. Hoş geldin Jason. Jason ne ya? Futbolcu mu bu? Çok tatlıymış. Hazır mıyız? Evet, hazırız. Dediğiniz gibi sabah hiçbir şey de yemedim. Süper. O zaman Demir Bey, siz içeriği hazırlar mısınız operasyon için? Ne hazırlama derken? Bugün Jason'a kısırlaştırma operasyonu yapacağız. Kısırlaştıracağız. Ben tamam. Keseceğiz mi? Biz sizi operasyondan sonra arayalım, olur mu? Tamam, teşekkür ederim o halde. İyi günler. Keseceğiz yani. Demir Bey, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Ne vereyim, ne alırsınız? İki sade Türk kahvesi lütfen. Sade Türk kahvesi. Başka? Başka bir şey istemiyoruz. İki sade Türk kahvesi yapsana ablacığım ya. Uğur Bey.
Bey. Merhabalar Uğur Bey. Senin ne işin var burada, ha? Aşk olsun, o ne demek? Bak Ümran, ben senin nasıl bir deli olduğunu çok iyi biliyorum, tamam mı? Annemi kandırırsın ama beni kandıramazsın, tamam mı? Onun için kaybol, olaysız dağılalım, hadi. Ne münasebet? Ben bir kere buraya yemek yemeye geldim. Yemek yemeye? Evet. Alayım siparişi. Bir menü alabilir miyim lütfen? Ya sabır ya Rabbi. Teşekkürler. Şimdi önden bir bonfile salata istiyorum. Bonfile. Maşallah. Sonra bir hamburger. Yanında patates kızartması getiriyorsunuz değil mi? Var. Var. Heh, güzel. Yanında da limonata olsun. Sonrasındaysa da tiramisu ile filtre kahve alayım. Tiramisu, filtre, kahve. Boşaldı semerini. Çabuk gelsin, çok açım. Abla, şunları sana zahmet. Ha, söyle Hikmet. Abi söylediğin kadını bulduk. Neredeymiş, adresini buldunuz mu? Bir otelde kalıyor şu an. Hangi otel? Bana adını adresini yolla da gidip bir bakayım. Eyvallah abi, yolluyorum. Ha Hikmet, sağ ol kardeş. Şimdi yavaş yavaş Jason'ı sedyeye çıkar, tamam, ben malzemeleri hazırlayayım. Tamam. Ne oldu? Yok şey, tedirgin oldu tabii, anladı durumu. Yattı böyle işte. Ben halledeceğim ama. Tamam bak, şöyle kollarını altına geçir, kollarını böyle tut, çıkar. Evet evet, ben kollarının altından da tutarım. Korkutmadan. Korkutmadan ben, evet. Konuşacağım onunla, halledeceğiz biz. Tamam, halletsin. Şimdi biraz yatmak istedi, yatsın, bir dinlensin. Sakinleşsin, ben onu oraya koyacağım. Korktum. Tamam, sen Jason'ı yavaşça sedyeye çıkarırken ben içeriden malzemeleri alıyorum. Eksik malzeme var, geliyorum şimdi. Tabii tabii, sen takıl, ben hallediyorum. Hallediyorsun. Halledeceğiz biz. Sen de. Kalk, çık şuraya. Hey. Kalk, kalk. Ay be, dur, dur bir. Ha, çık oraya. Çık şuraya. Bağırma. Otur, otur. Oturdu. Jason mısın, Johnson mısın? Kalk, hay. Sus. Ben sana şimdi sorarım. Demir, ne bu halin? Her şey kontrol altında. Belli. Geliyorum. Evet. Demir, ne oldu? Yok bir şey, yok bir şey. İyi misin? Bir hava almak ister misin dışarıda? Yok yok, iyiyim, iyiyim. Tamam. Ne yapıyoruz? Sen şimdi Jason'ı tut. Ben de iğneyi yapacağım şurasından. Tamam. Dur, 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 dur. Tam bir tutayım bir. Tuttun mu? Hı hı. Yapıyorum. Hı hı. Dur, 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 dur.
Bak biz ne yapalım biliyor musun? Öykü'nün şimdi çıkış saati gelmiştir. Sen bence bekletme onu. Almaya git. Aa, ben kızımı almayı unuttum okuldan. Evet, evet. Saati geldi, benim gitmem lazım. Tamam. Aynen, ben gidiyorum o zaman. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Gel bakalım, hadi yat. Yat bakalım.